Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DaVinci Resolve'da yine bir renk düzenlemesi çalışması yapacağız. E bu kez e, Lumix adında e, ya da bunun açılmış hali Luminance Mixer aracıyla tek renk üzerinde nasıl düzenleme yapabileceğimizi öğreneceğiz. Bu arada şundan da bahsetmek isterim arkadaşlar. Ben profesyonel bir colorist değilim. Yani renklendirici değilim. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. E, yöntemlerim hakkında... E, yorumlarda e, bana destek olabilirsiniz. Şimdi böyle bir videomuz var. Bu videomuzu şöyle bir oynatalım bakalım. Bu videomuzda yeşil tonların oldukça ağır bastığını görüyoruz. Sıkıntılı bir şekilde. Burada ne yapabiliriz? Hemen e, bu videomuz seçiliyken gerçi burada seçili olmasına gerek yok. Color sekmesine bir geliyoruz. Sağ tarafta parade değerlerini bir alalım. Wave forma değil de burada parade da alalım. Şimdi burada dikkat edilirse yeşilin gain değeri, yani parlaklık değeri bayağı bir üst sınırda. Ben burada yeşil değerini nasıl değiştirebilirim? Örneğin burada ne yapılabilir? Gain değerini birazcık kısarız. Kıstığımız zaman 3 ayrı renk değeri de aynı anda kısılmakta. Burada yeşilin karşıtı olan bir yere yapsam. Bu sefer bakın burada diğerleri yükseliyor. Yeşil ton birazcık daha aşağıya çekiliyor, yani bu da olabilir. Zıttını da alabilirsiniz. E ayrıca ikinci bölüme gelelim. E bu bölümde primaries bars vardır. Mesela burada yeşili aşağıya çekmek istesem, bakın yeşili aşağıya çekiyoruz. E bu sefer bir noktada bir dengeleme olduğunu görüyoruz. E ancak parlaklık değerini de tamamen e korusun istiyoruz veya burada bakın ben bunu yeşili aşağıya çektiğim zaman iyice e kırmızı ve mavi tonlarda bu sefer yeşili aşmış oldu. E bunu istemiyoruz. Yani aslında bunların hepsi düzenleme yapmakta kullanılabilir. Mesela gelelim burada örneğin yeşili yine komple aşağıya da çekebiliriz. E fakat bu sefer dikkat edilirse oldukça e ışık değerimiz azalmış oldu. Veya burada maviyi yukarıya çıkartabiliriz. Örneğin e, yine kırmızıyı yukarıya çıkartabiliriz. Ama bu bunu çıkardığımız zaman diğerlerinin böyle renk dağılımlarında da değişiklik oluyor. İstiyorsunuz ki siz hiçbir şekilde değişiklik olmasın. Ben sadece buradaki tek bir kanal üzerinde değişiklik yapayım. Şimdi burayı sıfırlayalım. Tabii ben burada e, özellikle bu videoda bu rengi artırdım. Uygun e, videolar bulmuş olsaydım onun üzerinde örneklendirme gösterebilirdim. Şimdi Lumix denilen bir değer vardır burada. Bu Lumix değerini biz sıfıra alırsak e, Luminance Mixer diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani ışık karıştırıcısı diye düşünebiliriz. Artık burada bunu sıfıra aldığımız zaman bu sağ tarafta renk e, değerlerini ayrı ayrı değiştirebiliyoruz. Mesela ben burada yeşili bakın birazcık kıstım diyelim ki. Kırmızıyı da e aynı şekilde yeşil değerini bir yere getirmek istiyorum. Hemen burada kırmızıya gelelim. Bakın kırmızıyı yukarıya doğru çıkarıyorum. Aynı değerlere getirmiş olduk. Dikkat ederseniz. Şimdi mavi de yine en azından şu üst sınır açısından düşünelim. Yani buradaki sınır açısından düşünelim. Mavi de o alana, o üst sınıra, ışık sınırına taşıyabiliriz. E tabii ki lift değerlerinde de kırmızıda birazcık hani yukarıya doğru alırsak bakın ve bir de aynı zamanda mavide de gölgeleri de eşitlersek tam anlamıyla bir dengeleme yapmış oluruz. Şurada bir kontrol F yapıp tam ekran yapalım bakalım. Evet alt D ile düğümü bir iptal edelim. Önceki hali görüyoruz. Bu da düzenlenmiş olan hali. Şimdi buradan tabii ki Lum Mixer'ı açtığımız zaman e burada yapacağınız çeşitli değişikliklerde bakın lift bölümünde diyelim 6 dengelemek istiyorsunuz. Yani artık yapamıyorsunuz. Eşit dereceye getirmekte zorlanıyorsunuz. Mesela burada eski halini alalım. Örneğin burada liftte bunu yukarıya çıkardığımız zaman bakın diğer yerlerde de mutlaka bir kımıldama oluyor. Siz istiyorsunuz ki diğer yerlerdeki renkler aynen olduğu gibi kalsın. Sadece benim burada seçmiş olduklarım örneğin mavi ton Mavinin gölgeyi yukarıya tamam çıkartabiliyoruz mesela. Kırmızıyı çıkartabiliyoruz ama yeşilde sorunlar oluyor. Yeşili mesela bu sefer yeşili oynattığımız zaman, kımıldattığımız zaman veya yeşilin gamma değerini birazcık aşağıya çektiğimiz zaman ya da gain'i bakın bu sefer diğerleri de hareket ediyor. Bunun olmaması için mix'i sıfırlarız. İstediğimiz değişiklikleri artık burada hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bakın bir kere daha gösteriyorum. Lift değerlerinde de değişiklik yapabiliriz. Aynı şekilde birbirinden bağımsız bir renk düzenlemesi yapabiliriz. Burada Lumix varsayılan değerde yüzde açılır. Siz isterseniz bunun sürekli olarak sıfırda açılmasını sağlayabilirsiniz. Sağ köşeye geliriz tıklarız. Ayarlar bölümünde General Options genel seçeneklerde Luminous Mixer Defaults to Zero. Bunu seçerseniz ve save ederseniz DaVinci Resolve'u yeniden başlattığınız zaman Luminous Mixer değerinin sürekli sıfırda olduğunu görürsünüz. Evet arkadaşlar DaVinci Resolve dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.